kuantum coin ile karşınızdayım. Bankanızı avucunun içinde tutmaya ne dersiniz? Evet diyorsanız kuantum coin size tam olarak bunu sağlıyor. Yukarıda gördüğünüz üzere elinizin avucunuzun içinde bankanızı tutmaya ne dersiniz diyor. Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Almanca ulaşabiliyorsunuz de İngilizce devam ediyoruz. Devrimsel blockchain, bankacılık platformu 3,8 milyar insan için. Genel kripto paraların insanlara adaptasyon sorununu çözüyoruz diyor ve 4. satış periyodu 29 gün içerisinde sona erecek. Fiyat ise 1 dolar 20 sent olarak belirlenmiş. Kalan tokenlar da burada görüldüğü üzere. Bitcoin, Ethereum, Mastercard ve Visa kabul ediyorlar. Token satış detaylarına bakarsanız ilk private sale gerçekleşmiş 18-30 Kasım 2017'de, yani bayağı olmuş ve 1,2 milyon dolarlık para toplamışlar. İkinci satış dönemi ICO'su Aralık 2017'den Şubat 2018'e kadar yapılmış. Burada 9 milyon 800 bin dolar gibi bir para toplamışlar. Yani anlayacağınız üzere bir 11 milyon dolar ellerinde. İkinci olarak şu anda gerçekleşen bir DTO süreci var. 70 milyon token satılıyor. Ne kadar toplandı bilemiyoruz ama sonuçta 10 milyon dolar şu an, hatta 11 milyon dolar tam olarak cepte. Gelecek 10 ayda parça parça dağıtılacakmış. Quanto Coin nedir? Quanto Coin yeni jenerasyon model bankacılık servisler ve dijital bankacılık. Bu model blockchain teknolojisini akıllı telefonlarla birlikte kullanılıyor ve bunu kullanırken klasik yöntemlerin haricinde biyo tanımlama sistemlerini de kullanıyor. Bununla birlikte kişilerin güvenliği garanti altına alınıyor. Proje geleceğin kripto dünyasını amacıyla geliştiriyor ve ilk amacı QTS'yi klasik finansal dünyada kullandırılacak hale geçmek ve tek bir geçiş yöntemiyle birlikte QTC platformunun kullanıcılar, traderları, danışmanlar, yatırımcılarla tamamen herkesi servislerine bulaştırmak. QuantCoin bir platform gelecek için ve Waves blockchain'inde kurulmuş durumda. Bu da bankasız insanların sisteme adaptasyonunu hızlandıracağını söylüyor. Şu anki problem kripto paralara adaptasyon normal hayatta oldukça zor. Yine çok neredeyse şu anda kripto paralarla bir şeyler almak veya transferlerle ödeme yöntemi olarak kullanmak ya imkansıza yakın. Tabii kabul eden yerler var ama genel hatlarıyla zor. Artı olarak da işlemler şu an mevcut olmayan döviz sisteminin karşısında çıkıyor. Çözüm ise QTC Bank'la birlikte QTC bankacılık platformu Final Stage of QTC projenin kripto paraları herkes için yapılabilecek hale gelmesini sağlaması. Fonksiyonlarına bakarsak cüzdan, anında nakit, para borç vermek ve mikrofinans, sosyal ödemeler, kripto varlık portföyüsü ve coğrafik yer ayarlaması. QTC mobil app mevcut olacak. Dediğim gibi her smartphone'u bir sofistike bankacılık platformuna çevirecek. Şu anda bile Google Play'den indirebilirsiniz. Yani şu anda geliştirme durumundalar ama en azından size sundukları bir şey var. Yani ICO bittikten 8 sene sonra bir şeyleri yapacak değiller. Şu anda her şeyi yapmış durumdalar. Teknolojiye bakarsak QTC mobil app ile birlikte iOS ve Android'i indirebileceksiniz ve kripto paraları normal para gibi harcayabileceksiniz. Artı olarak da postlarda olacak. QTC Beacon basit bir device sunuyor size. Bununla birlikte USB gibi genelde Bluetooth düşük enerji sinyali yolluyor. Bununla birlikte modern akıllı telefonlar sinyali alıyor ve bütün telefonları rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. NFC dediğim şekilde de bu ödemesiz yöntemleri karşılıyor. Klasik dokunmadan ödeme anlamına geliyor. QR kodu da hepinizin bildiği gibi. Borç verme protokolüne bakarsak, borç verme protokol yeni nesil bir geliştirme alanı. Bununla birlikte bütün kullanıcılar anında borç verebilecekler, borç alabilecekler ve bunu smart kontratların garanti sistemiyle yapacaklar. İki tane özellik, kripto varlıklarını herhangi bir satma ihtiyacı duymadan saklayın ve ilk global anında mobil application için para yerleştirin gibi bir sistemleri var. Distribution Token Offering, DTO. Mantıklı ikinci amaç da ICO'dan sonrası ve tüm tokenlar dağıtılacakmış. 70 milyon token
10 ayda parça parça dağıtılacakmış ve QTC'nin varlığına göre gerçekleşecekmiş bu. Bu da her periyodda 7 milyon token olacak ve Wave platformu üzerinde olan bu tokenlar her ay dağıtılacakmış. Tokenların %71'i burada DTO'da, %18,5 ICO, %8,5 takım, %1,3 danışmanlar ve %0,5 rezerve ayrılmış durumda. Yine %53 gelen paraların platform geliştirme, %5,7 research, %4 bounty, %3 community, %15 yönetim, %4 maintenance yani masraf, %9 yine masraflar, %5 hukuksal harcamalara gidecek durumda. Şubat 2016'da başlayan yol haritaları mevcut. Bu devam ederek ilerliyor ve en son 2019'un 4. çeyrekte tamamen bütün tüccarların kendilerini kullanabilmelerini ve kendi borsalarını açmaya yer açıyor. Buradaki çeşitli dosyaları mevcut, white paper'larından hukuksal bilgilerine kadar takımları oldukça büyük kalabalık ve online trading, FX, özel bankacılık gibi konularda tecrübeli insanlardan oluşuyor. Burada da hepsini görebiliyorsunuz. Yine elçileri de mevcut. Metcalfe Law diye bir kanun var. Bu da sosyal ağların haricinde servis ne kadar kaliteli ise community de o kadar kaliteli olur bir şey sunuyor. CNN gerek olsun gerekse EcoBench olsun bir sürü yerde görüntüleme sağlamışlar. Yine çeşitli medyalar ve partnerleri Waves, Ethereum, iki tane Wavestax, Google Play gibi çokça sağlam banka şeyleri var. Bir white paper'ına hızlıca bir göz atarsak 48 sayfa burada giriş kısmıyla başlıyor. Önemli bir kısımlara bakacağım. Bütün white paper'ı incelemeyeceğim. Misyonları kendi avucunuzun içinde bir banka gerçek tutabilmenizi sağlamak. En önemli özelliklere bakarsak bir Bancor protokolü mevcut. Yine KYC yapılabiliyor. Yine altcoin'leri destekliyor. Onun haricinde Bitfinex, Bitstamp, Poloniex, Livecoin gibi borsalardan daha benzerini sunuyor. Yine farklı avantajları mevcut. Bir ekosistemleri var, tokenları var. Öncelikle tokenları sistemin olmazsa olmazı. Yine Bancor protokol tarafından destekleniyor ve kırılma bir algoritması var. Projenin değerini veriyor, ikonun başarısını veriyor ve Waves blockchain üzerinde. Problem ve çözümleri daha önce anlatmıştık. Burada yine anlattığımız kısımlar olduğundan dolayı hızlıca geçiyorum. Yine gerçekte nasıl çalıştığı alanlar ve avantajları var. Herhangi bir GPS veya telefonu çekmeye ihtiyacınız yok. Bunun haricinde yakın alan iletişimini rahat bir şekilde sunuyor. Onun haricinde POS için bir sıkıntımız yok. Teknoloji destekliyor ve pazar potansiyeline bakarsak 500 milyon dolarlık bir 2016'daki pazar 58,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2025'te yani devasa büyüyen bir pazarın parçası olmayı niyetleniyorlar. Burada yine dokunmaksızın ödemeler yöntemini inceliyorlar. Sonuç olarak bakarsak Q2C mobil platformu yeni teknolojilerin bir araya geldiği alanı oluşturuyor. Bunun haricinde tabii ki bir borç verme alanı da var. Daha önceden bahsettiğimiz gibi bu borç verme alanı borç vereni ve alanı bir araya getirerek rahat bir sisteme getiriyor. Şu anki teknolojik banka ile diğer bankalar arasındaki farka bakarsak diğer bankaların haricinde merkezsiz transaction işlem hızı günlerce yerine dakikalara iniyor. Bir işlemin masrafı %8'den binde 5'e iniyor. İç transfer ülkeler arası transferler yavaştan hızlı ve ucuza dönüyor. Yine fonların çekimi birkaç günden dakikalara geliyor. Para çevrimi %5'e varan masraflar sıfıra kadar iniyor. Sınırlı ülkelerden dünya geneline taşınıyor. Yine sınırlı sistem ülkelerden hukuksal çerçeveden sadece teknik limitasyonlara atılıyor. Banka varlıkların üzerinde kontrol sahibiyken artık müşteri sahip. Güvenlik fena değil merkezi iken çok yüksek ve merkezsiz bir sistem ortaya çıkıyor. Yeni servis ve partnerlerin entegrasyonu zor ve zaman harcayışı iken çok kolay ve hızlı bir hal alıyor. Yine rakiplerine karşı avantajlarını burada görüyoruz. Nakit para da yerleştirebiliyorsunuz QTC'ye. Yine otomatik olarak borç verme sistemi mevcut. Onun haricinde hibrit teknoloji, offline ödemeler,
kartları var, QR ödemeler var gibi bir sürü avantajları mevcut. Yine bakalım, artık sonlara doğru geliyoruz videomuzun. Güzel bir projeydi dediğim gibi. Vizyonlarına gibi kısımlar var artık burada. Artı olarak da bir de bankasız insanlar var. 2.2 milyar adet. Bunları da burada detaylarını görebildiğiniz insanlara da artık bir sonuç olarak sistem ortaya çıkıyor. Bununla birlikte yani bankasız insan çok ama cep telefonsuz insan o kadar çok değil. Bundan kaynaklı da rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Bunların günlerini, yüzdeleri zaten incelemiştik daha başlangıç kısımlarında. Artık daha son kısımlara gelirken yapabilecek bir şey yok. Sonuç olarak proje çok başarılı bir proje. Zaten çok iyi de para toplamışlar şu ana kadar. Açıkçası Waze platformuna ben hep biraz belli bir mesafede kalmışımdır. Ama proje iyi ise, istediği isterse en kötü blockchain üzerinde olsun. Waze'in de sonuçta kendine bazı avantajları var. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Uzun bir video oldu ama keyifli bir video oldu. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkürler.